Sayın Bakanım, Sayın Tiyatro Enstitüsü'nde tamamladığı doktora tez çalışması olan Harvard Askeri Eğitim Raporu. Misyon olarak geliyorlar buraya, Türkiye'ye geliyorlar. Çok geniş çaplamlı ve model olarak onlar bilecek bir çalışma bu. Bu çalışmamızın, bugünkü faaliyetimizin de Tovuz'daki hayır sağlığından hemen sonra olması, dün bizim Azerbaycan'dan gelen bir yüksek bir heyet vardı, onlarla beraber konuştuk, görüştük. Tabii dolayısıyla olaylar birbirine örtüştü, değişen bir şey yok. Yani üçerine birbirine çok benzerlikler var. Evet, burada bugün Tovuz'da 11 Azeri Türk'ü, kardeşimizi katlettiler Ermeniler. 76 yaşında bir yaşlı, masum, sivil bir insan dahil. Gerçekten bu saldırıyı nefretle kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Ve bunun içinde, onların kumpasında boğulacaklarına inandığımızı söylüyoruz. Dün de bu konuda çeşitli çalışmalar yapıldı. Bu Azerbaycan'ın bizim can kardeşimiz olduğunu, onlara yapılan her türlü saldırının bizi ilgilendirdiğini, kederle ve kıvançla bir olduğumuzu söyledik. Tam Çukur Operasyonu bittikten sonra 15 Temmuz, tam biz Haziran'da bu Çukur Operasyonları bitti, rahatladık dedik, hani temizlendi bu il ve ilçeler. Derken 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Bu tarihimizdeki belki de değil en büyük ihanet hareketi. Yani Türk tarihinde, 2500 yıllık Türk tarihinde böyle bir ihanete rast gelinmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde herkes ortaya kendini koydu. Askeriyle, siviliyle herkes bu konuda mücadele etme suretiyle bu girişimin akamete uğraması gerçekleştirildi. Ve gelecek nesillere gerçekten altın harflerle yazılmış bir demokrasi mirası bırakmak bizlere nasip oldu. Ve bizim burada şu anda yapmakta olduğumuz Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve Libya'daki faaliyetlerimizin hepsini değerlendirdiğimizde içimizdeki bu hainler temizlendikçe gücümüzün azalmak değil arttığını söyleyebiliriz. Efendim ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız, azimliyiz ve hiçbir alçağın bu şanlı üniformayı giymese de müsaade etmemek için elimize gelen her türlü gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Suriye'de yaşananların artık bir strateji olmadığını, bazılarının ortaya koymaya çalışıp strateji olmadığını, bunun bir trajedi olduğunda herkesin anlamasını bekliyoruz. Bu konuda Türkiye seyirci olmadı, elini taşın altına koydu. Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan Kıbrıs, 462 bin kilometre Mavi Vatan diyoruz. Buradaki faaliyetlerimize baktığımızda, bizim buradaki yaptığımız faaliyetlerin tamamı yasal. Her şey açık ve net. Uluslararası hukuk ne diyorsa, deniz hukuku ne diyorsa, ikili anlaşmaları neyi gerektiriyorsa tamamen bunlara uygun. Her zaman olduğu gibi her yerde söylüyoruz, diyalogdan yana izliyoruz, ilk komşuluk ilişkilerinden yana izliyoruz. Buna göre yapmamız gereken ne varsa bunları yapalım diyoruz. Fakat bu milletimizin de 83 milyonun da hak, alaka ve menfaatleri olduğunu, bunları da bizim korumamızın, boynumuzun borcu olduğunu söylüyoruz. Bizim Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin malı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye, Türk milletinin malı. Ve dolayısıyla burada söz söyleyecek olan tek yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milletidir. Dolayısıyla bunun dışında hiçbir kişinin, hiçbir kurumun, devletin söz söyleme hakkı yoktur. Herkesin haddini bilmesi lazım, herkesin yerini bilmesi lazım. Biz, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti diye adlandırılan onun başında Sayın Sarrac'ın olduğu, Faiz Sarrac'ın olduğu bir ve Libya'yı temsil eden bir yapıyla muhatap oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Libya'yı temsil eden hükümet. Bunların arasında mutabakat mutabakaları imzalandı.
Efendim askeri eğitim ve işbirliği, güvenlik ve işbirliği bu turası imzalandı. Bir de aynı zamanda deniz yetki alanlarının sınırlandırılması. Ve biz tabii burada her gittiğimiz yerde bunu da söylüyoruz. Libya Libyalılarındır. Yani bizim tek dileğimiz, tek emelimiz Libya'nın barış huzur içinde, güven içinde yaşaması, kendi hayatını huzur içinde sürdürmesidir. Ve dedik ki durum bu. Bundan söylediklerin hiçbir gerçekle alakası yok. Gerçekler budur. Dolayısıyla bize dedik bir özür borçlusunuz. Efendim olur mu olmaz mı vesaire şimdi NATO'daki bütün çalışmaları tıkamaya çalışıyorlar. Efendim bunu kapatalım. Hayır, kapatma yok. Sonuna kadar götüreceğiz. Efendim özürüm işte her zaman her aklına gelen Türkiye'yi böyle bir hedef tahtası gibi ona herkes böyle nara atacak, efelik yapacak bir ülke olmadığımızı görsünler dedik. Ölmek gibi olmasın artık.